Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Melisa yolcu Ordu Ünye'ye gidiyor. Bugün son günü. Ben geldim, Melisa gidiyor. Biri gelir, biri gider. Aynen, yorumlarda zaten merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bir prenses gibi bir prenses gider yazmış mısın? Bir prenses. Melisa yeni mi aldın bunu? Anne mi? Tufan Gönü'nde almadın bunu. Siyah. Güzelmiş. Tufan Gönü kahverengi galiba. Hadi kalkın gidelim. Ha, bu hava nasıl bir hoşlanmış ya. Acı herhalde. Ya. Çocuğa ellemeyin. Yengenin oradan mı gideceksin? Anne o Osman'a ne yapmış onunla? Tavukları iyi oğlum. Ona hiç belli değil. Tabii direkt gösterip çağırır o. Anam evde nasıl? Şuradan gidelim. Git kız, haydi kız git kız. Anam ne karanlık? Sanki akşam olmuş gibi. Lamba yak lan. Çakır 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 çakır. Hani bir dakika ben çıkıyorum. Yani sanki onun adı neyse seni de böyle savuşturuyordum ya. O anı mesela, yaşıyorum. Mesela gelecekmiş miyim? Yok mesela gelme çünkü. Tekrar gidiyorum. Umay'ı sevdim ben gidiyorum. Haydi. Okula gidiyor çünkü öyle bir lüksümüz yok. Öyle bir lüksümüz yok Melisa gelecek diye. Anne. Efendim. Topakladı. Allah aşkına şu Güner ne zaman gelecek? Yüz milyonlarca aradan işe gittim. Aman ne için gelecek? Hasan sen iyi vallahi ya. Mesela ben şey yapayım diğer taraftan botumu getireyim mi? Aha bu ne havası böyle kız? Hı? Yağmur ya. Bu yağmur havası değil bu kar havası. Anne zaten pazar sana bunu kar mı? Ha sen çocuğumuzun yanında dur haydi abi ben şuradan bakayım ablan yine. Ben içeri geleceğim zaten ben. Sobaya bunu attıydım, sobada sönmüş. Diğer botunu götürmüyor musun? Kaç 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 kaç. Az bir şey yağıyor. Melisa ben de geleyim mi senden? Yağmur yağıyor. Niye lan? Ordu ya. Göreceğim. Abi yağmur yağıyor Esra. Haydi. Annem burada bir çıkayım. Ha sen bir tut seni. Mesela ablası bay bay diyor kapıdan bir bak çocuğa. Ablası? Bay bay aşkım. Umay'ı öpmedin mi sen hiç? Öptü ya. Bay bay. Bay bay aşkım. Bay bay. Hadi git telefonla oyna hadi. Kapat. Oyun. Hadi Melisa çık. Ben de bekleyin. Botumu giymedim. Asla. Abi o nasıl yağmur yağıyor? İyi hadi Melisa görüşür kendine iyi bak. Ne olayım şimdi? İlk değil sonuçta niye aldın? Yani bir de arkadaşlar bizim alıştı bu İç Anadolu'da böyle sarama kültür pek fazla gelişmiyor. Yok ne alaka? Hasan şu bay bay. Hasan kedileri kolak bir içeri girdi. Aç o işte çıkıyor. Esma çıkacaksan çıkın ya. Hasan. Öyle bir kedi kovalanırmış. Lan git lan git. Kaçtın mı diye. Hadi görüşürüz. Bay bay. Şu çocuğum ne diyor? Biliyorum ama Melika'da gidiyor. Yok ben alışkınım. Biri geliyor, biri gidiyor. 5 ay sonra inşallah canlarım. Biz de kazanırız. Yağmur yağıyor. Böyle gideceğiz. Yağmur yağıyor. Kazansak değil kazanacak. Yeter artık. İnşallah. Kim o Tuğba? Şeye benzettim ak kızın Serhat'a. Bay bay. Bizim hayat batıkta Tuğba'nın hayatından geçiyor. Onunki yine bizimkinden iyi. Sana bak şuna kadar. Aman ayağında aynen. Niye çıktın dışarı? Hadi bay bay taplan hadi. Abi umay teyit. Bir tane den geliyor Mait. Anne. Allah'ını seviyorsan kedilere bir şey verin. Tamam hadi ben onlara balın kavalarını verdiydim. Hep duman da var mıydı? Evet. Melika. Hadi yarım açılır. He daha 2 ay var. 2 ay sonra gelecek mesela. Esma ne zaman gidecek ya? Esma daha üniversite kazanmadı ki.
Al sen bir su al, Allah aşkına ya. Beyaz abla. Duymadı ki. Çar çar. Beyaz abla. Bay bay. O kim? Cemile değil mi o? Kız Cemile! Nereden geliyorsun? Hiç duymadı. Duydu, duymamadıktan geldi. İsmail, geldi bak hele. Ben alışkınım ki ta sen daha kaç yaşındayken çıktık gurbete? Halen gurbette. Sen sana beni al hadi. Kız alıştım ne bileyim kaç tane biri geliyor. Kazım'ın kursayını git biz buralarda hiç ağlattı da hiç alıştık. Biri geliyor biri bir gidiyor. Sürekli şey diyor ya Kazım her hafta gelip gidiyor ya. Sen hapsi mi temizliği yapıyorsun? Annem yıkamış tuzlamış getirmiş ben de unlu olunca bayağı yaktım. Ahıra ineceğim ahıdan nedir annem kızardır. Samsiye gittik bile. Da vallahi yarım tepsisini yedik bir şey yiyemedik. İki kilo, 200 milyon. Çocuklar ne yiyor zaten? Kız Allah bize de Kazım zaten yemez kokuyor diye. Şu kapının altında da sen mi? Hey abin getirdi. Hey! Bunun arkası Tuğba kar. Öylece diktim. Niye öyle? Kız Tuğba gördün mü kız? Yavrum kapıyı ben örtüyorum. Çöy açıyorlar. Ben demir kız. Ne oluyorum kız? Benimkini kim açtı ya? Annem örttüm ki. Yo açıyordu çocukların indiğinde. Ha daha çocukların. Yo çocukların indiğinde açıyordu. Yo açtı ya annem daftı geldi. Ama ben çektim de aynı. Şuraya. He. Ben görmedim Melisa'mı açtı. Herhalde. Anneme sordum da benimkilere bakar iyi bitlendi. Şiirler şiirler. Ha soğanlar mı kız tavukları bitledi kız Tuğba kız. Hamsahlar ne nasıl çillenmiş. Kazım'la Nesma buradan minibüse bindirecek arkadaşlar. Hı? Adam sabah diktim. He. Vallahi diktim pazara gitmeden önce. Ondan sonra oradan buradan binecek Aksaray'a Selda'nın yanına gidecek. Selda'yla beraber otogara gidip Selda oradan bindirecek Melisa'yı. Ben zaten gidemem. Çocuk var biliyorsunuz aşağı bile inemedi. Melisa zaten gelmedi de. Diyorum ben alışkınım çocukların gurbete gitmesine. Çünkü çok küçüklükten beri ortaokulu bile yani başka şehirlerde okudular hepsi. O yüzden içeriye gideyim ben arkadaşlar. Yağmur yağıyor. Çocuk da uyuyordu. Hasan çağırıp duruyor pencereden. Hadi gelin haydi. Neyse. Son çamaşırlarımızı da sermiş gitmiş. Şöyle göstereyim size. Şeyde yıkamış onun adı ne? Her gün çamaşır yıkıyordu her gün. Esma'yla Kazım'la geliyor ben aşağı iniyorum. İnekleri sağlayacağım zaten bir tane ineğim sağlıyor da. İneğim de sukuz olacak. 10 gün falan birisi. Hadi gelin. Murat'ı bekliyorum. Çocuklar bekliyorum aslında çocuklar gelmedi. Saat 5'i geçti ineğe sağlayacağım. Koyunlar yazıya gittiydi bugün geldi bizimki önce birdi geldi kayanın altından. Ondan sonra içeriye tıkmamış aslında birazdan şu tarafa tıkıyordu birazdan bura birazdan aşağıya tıkıyordu. Yağmur durmuş iyi Esma. Gitti mi Melisa? Melisa diyorum son çamaşırlar da sermiş diyorum kesme. Melisa diyor ki git böyle çamaşırlar da serip mi sermesin? Her ay çamaşırlar sermiş gitmiş. Gitmeden çamaşırlar da sereyim demiş Melisa. Ahıray ne diyeyim bugün? Baban geldi, çocuk ağladı, onun kanını doyurdum, yatırdım. Akşam süt getiririm. Ya kendiniz getirin ya, ya da giderken bir şey verin, ben unutuyorum gelirken. O kadar. O kadar. Yanına gideceğim.
Ben de kelime koyacağım sobaya, kelime atayım. Gördün sakin mi Melisa'yı? Ooo ben size saçlı yıllar oldu. Ne iş gördünüz ya? İyileştirdik, Ayız bir de dedikodu yaptık. Ayız bir de üçümüz. He? Şerife Çağlar, Cübbi galiba. Şu tavuklarını yaptığına bak ya, her yer için. Sövaletini içeri yapsın mı çamaşırlar ne olur? YouTube dedikodusu yaptık. Onlara da YouTube açacak. Peki. İşte şey diyorlar, siz yine konuşuyorsunuz, biz hiç konuşamıyoruz. Nasıl konuşuyorsunuz? Ya biz de konuşamıyoruz, daha alıştık. İşte sen eğitimini almışsın falan. Eğitim alırsak YouTube'da konuşmak için. Ben şey okudum ya, radyo televizyon programı. Senin o dediğin çamaşır makinesi takılmış. Bulak makineydi likte. Takım almak zorundaymışsın. Buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi. Ama eğer istiyorsan 6000 liraya getiriyorlarmış. Tanesini. Aynısı, beyazı. Tek 6 milyar. Evet. Öyle bir şey salalım. O zaman kesin onda bir sorun vardır. 6 milyarda mı bulaşmak mı? Tek ama 6 milyar derken? Hayır ama 15 bin lira başka yerde. O yüzden değil. Kazım 6 milyarda mı bulaşık makinesi olurmuş? Evet. Hadi bakalım. Bayılıyor mu? Yo, baban geldi. Ya şu umayı bile sıkalım. Ben bir kelime atayım sobaya da içeriye hemen inekle sağımı yeneceğim. Hamsi canım şey fırın için diye hamsi mi yiyecek Esma? Hadi kış geldiğini gördü şöyle. Git Esma git yaz gelsin de şu evin dışlarını boyadayım. Esma da canı patates kızartması istemiş de. Bunu patates süreceğim akşam akşam. Ne yiyorsun canlar? Vallahi hamsi sürdüm fırına. Bir tepsi, bir kilo al dedim. Vallahi yiyemedik yarısını. Tuba dökse yetmez diyor. 1,5 kilo al diyor. Vallahi biz yemeğe yok bir kilo hamsi. Yarısını yiyemedik. He. Şöyle. Kazım sevmiyorum. Melisa yemedi. He, Kazım sevmez zaten. Babam azıcık idi kalktı. Annemden biz yedik. Melisa da şöyle azıcık idi. Ben yedim biraz. Ben severim hamsiyi. Anne kesiklerden mi alayım? Ama neden alsın al canın ne yedirse patates çok yedir. Canın hangisini isterse onu getir Esma. Arkadaşlar patates olmaya gelse acık götürsün. Bir tane şey verdim onun adı ne? Mehmetler. Kezban bacıma valla yakın olsa yine bir tane daha veririm demedin en ikisi yiller bölüşürler. Ötekiden de zaten var patatesi. Bunlar bağlamışsın. Evet Kazım Bey inek sağcıyam da. Hala çok uykum var. Ben de öyleyim Kazım. Vallahi ben de çok uykum var. Daha önce uyuduydum kestirmişsin. Yat dedim kanefendisi. Hepsini öyle götürmene gerek yoktu o tripe. Nasıl yani? Böyle parçalayayım. Şey ahra gireceğim ya. O yüzden. Rahmet ne yedin? Koyunlar niye dıkmam? İşte böyle dıkmıyor. Akşamdan tembih diyorum. Diyorum ki koyunlar içeriye dıkmıyorum. Sabahleyin ben sütçüye sütü veremiyorum. Koyunlar dışarıda olduğundan geçemiyorum buradan. İçeriye tıksan. Ne bakıyorsun? Şu keçi, kendi keçimiz. Şu çok yaramaz. Şu giden siyah keçi. Şu karşıda kapının önündekini de yeni almış. Onu hiç sağmadım, denemedim, görmedim. Bir de ta karşıda var beyaz keçi. Bir daha beyaz keçimiz vardı bizim. Götür Esma Ceylan yok mu? Nerede? Ha nerede ya? Babana güven olmaz satar da o. Allah şu Ceylan diye. Ceylanım, Ceylanım diye. Anne bu Umut Doruk'un annesi. He. Umut'un değil mi? Evet şu Doruk'un annesi buyunuz olan. Şu giden de Umut'un annesi. Doruk'la Umut. Evet, şu bir de keçimiz öldü ya onu, o da Ceylan'ımdı. Ceylan'ı göremedim kahverengi onu. Bu ne? Onu da yeni almış nereden aldıysa o siyahı. Onu ilk defa görüyorum. İyi haydi ben de cacenin yanında sayayım. Görüşürüz. Bay bay. Kreaksiyonu nasıl? Hı? Kış kreaksiyonu. Evet. Çok güzel. Mor terlik, beyaz terlik. Bak hemen. Ceylan neredeymiş? Beyaz keçimiz burada. Efendim. Beyaz keçimiz burada da Ceylan'ı göremedim. Ne diyecek ki Esma? Mesaj atmış ne? Vallahi. Mesaj atmış. Ne yazmış? Ne bileyim kim beddua etti yazmış. Kime? Ne istiyorsun? Şey. Anlat. Yazmışlar ya kalp doktoruna gitti. He? Perşembe durandığım var onu diyeceğim. Ha, Esma'ya kat doktoruna gittiği yazmışsa kim yazdı ben bilmiyorum valla okumadım ki hiç. Hatice Hanım çocuğunuz kalbimi ağrıyor diyorsunuz siz daha odun duruyorsunuz.
Kalbi ağrımıyor. Kalbi atıyor. Ben ona odun kır demedim. Kendi dedi anne ben kırayım diye. Sürekli böyle yani. Biz Esma'yı bir götürdük de Esma dedi aman doktor dedi ki. O zaman biraz daha küçüktüm. Şimdi evet. Tekrar bir daha gitmek istedim. Küçüktü. O zaman çocuk şeyine gittim. 18 yaşından küçüktüm. Şu an 18 yaşında olduğum için büyükler için gittim. O zaman şey dedi vitamin eksikliği vardı. Takviş mi bir şey yemeye yok. He. Fazla kilo kaybım vardı o yüzden. Soracağım da. Esra. Ama kilo kaybı vardı arkadaşlar. Bak hiç et bir şey yemez ki Esma. Hım hım. Sofraya oturur sabah kahvaltı yapar. Hım hım valla. Hım hım ne de olur biliyor musunuz? He, cimcik cimcik yer. Hemen kalkar. Mesela yarım bardak zamanı yarısını yer. Yarım bardak çay içer. Öyle yani. Tam 2 hafta önce bak Umay hastaneye götürdüğümüzde 48 ay 53 kilo 48 olmuş. Ben kaçayım ya. Ben de kilo aldım. Şu zaman neye götür anne dinmeyeyim. Anne 90 kilo aldım. Neyi 90 kilo? Ben 90 kilo da olsa tipliyim. Ne giysem yakışır. Kendinize bakın. Sen çocuksun. Saman da götüreyim de. Umay'ı ağlatman. Kazım ağlatmaz onu. Şu kermeler de kurusa da mübarek kış günü kerme çıkar mı? Tavuklar da yerine girmişler bakın. Bunlar da tavukların yerleri benim. Dışarı yatarlar. Dedim ya 2-3 gün 3 tane şeyim öldü, tavuğum öldü. Şöyle. Üzerisindeyim açık vallahi bak. Ne? Kapıyı açayım ben. Bizimki yemi falan getirmiş. Şöyle ineğin altını kırayım ben. Şöyle. Tamam da getirmiş mi işte ben bir daha teri getirdim. Bak çekin. Akşam mezarımız da okunuyor. Bugün de akşam oldu. Ölmeyene her gün oluyor akşam. Niye bir kayın be?
Makineniz var aslında, ben elimde sağmayı seviyorum, o yüzden elimde sağıyorum. Dünyanın makineye tadım mı ağıyor? Ben de takamıyorum makineyi. Şurada aklım komşuma verip geleceğim. Süzüm de patlı ha. Şöyle süzde bir süzeyim. Akkıza bileceğim, akkız konuşuyor. Ekmeğim bittiydi. Onda ekmek gidiciler 400 milyon. Parasının 200'ünü verdim, 200'ünü de verdim, almadı. Süsüydü de ona da. Bir patlağını verdim, bir patlak kaldıydı. Şarı da ona bileceğim. Şuradan akıldan geçireyim Tuğba'nın hayatından. Şuradan ahırdan geçeyim. Hava da karardı. Patlağın yüzünü şöyle bir yıkayayım da. Patlağında kurtu yok. Şöyle samanyeye dursun bunlar. Şu düğende buz alacak arkadaşlar. İnşallah Allah'ın izniyle az kaldı. Paşam. Paşa da sütten kesti bizimki. 4 aylık olunca bizimki kesiyor. O da horup duruyor. Erkek olmasa erkek olunca bizimki erken kesiyor. Bırakıyor. Dişileri eve koyuyor. Erkekleri satıyor. Dişileri satma işi olmaz bizde. Büyünce belki satıyorum ama. Yer yok. Bademi sattım. Yerimiz yoktu. Şuradan geçeyim de karanlık lambayı yakayım. Geçebilirsin. Yoldan da geçemem.
Çünkü gördüğünüz gibi koyunlar var yolda. Şuradan geçeyim, kapıyı açabilirsem. Tuğba! Tuğba da sayıyordu, gitti. Herhalde gitmiş. Birazdan o koyunlarımı burada kıyıyor. Buzlarımız nem olduğu zaman. Tuğba da çıkmış, gitmiş. Kapıyı aç diyeceğim Tuğba'ya. Tuğba! Neyse ben kapatayım da onun sonu açayım. Abo! Bakın istesen hava karardı. Daha eve giremedim. Tuğba oradan geçecektim onda. Bizimki kapıyı çakmış ahırın kapısını. Bir koyundan oradan geçtim. Bak kıza bir gün geliyorum size. Ama sabah sabah kaldı. Bakın lambalarımız yandı. Mahallemizde kimse yok. Herkes evine çekildi. Akşam oldu. Melisa'm da inşallah hayırlısıyla varır. Ama havada bir soğuk, elim dondu, burnum ucu dondu. Şöyle bizimki dışarıya döker artık şeyi, buradan tarlaya dolduracak, motoruna götürecek. Nasıl zoruma gitti, şuradan geçtim yine. Şşt. Şöyle kapımızı da sürgüleyelim diyeceğim ha. Sürgüleyemedim, sürgüledim. Şuradan geçeyim, bugün bizimki burayı temizlediydi. Temizlesene, davallar geliyor, üzerine yağmur yağıyor. Buranın üzerini örtürecektik de, hani çok mesafe büyük yani. Kıtır kıtır şey yiyorlar. Tuz. Kaya tuzu kıtırda diyorlar. Sen niye çıktın onun üstüne? Ben de ahırın lambasını kapatayım, yukarı çıkacağım. Ama sol solağa kaldım. Geliyor koyunlar, çünkü kapının ağzına yatıyorlar. Şuna bak. Burayı takmazsam koyunlar geçiyor buradan. Işıkları da kapatayım, çıkacağım yukarı. Çok yoruldum. Tel dörtmeyeyim ya. Şu zaman da sabah vereceğim. Sabah ezanından görüşürüz sabah ezanı. Dur şu an lambasını kapatayım, buradan geçemedim. Bizimki kapıyı çakmış o karşıki kapıyı. Ne ne? Ne paşa? Esma süt istemişti. Kalan sütü de götüreyim eve. Yemeniydi sabahleyin. Su döktüm içine. Sabahleyin yıkarım. Terliğimi de giyeyim. Ne duman ne? Alıştı kediler süt veriyor ama. Şöyle kalan sütü de yukarıya götüreyim. Esma'ya lazımmış. Biraz karanlık oldu ya. Olsun. Kaç kaç kaç. Şuradan neyken ayağım kayıyor. Dikkat de ediyorum da. Gene de. Biraz karanlık oldu ya. Sizi şuraya koyayım da kapatayım. Kalan sütümü de götüreyim yukarıya. Esma benden süt mü istediydin? Ne? Süt istedin benden. Evet. Hakkı gene dedin ya sütü. Yeter mi kalan bak hani? Bir sürü ama az değil kızım. Azıcık içeceğim o kadar işte. İçecek miyiz? Valla soluk soluğa kaldım. Esma da ne oldu Esma? Biber doğramış. Hem biber mi kızartması istedi? Yes. Kahvaltı türü yapacakmışız bugün de. Hazır da fırına koydu. Hadi test de fırına koy. Ben nasıl yoruldum? Nasıl yoruldum? Zobanın fırına olacak değil mi kızım? Tuttu mu zoba? Kerim atlıydı. Umay uyudu mu? Abisi bakıyor. Ha, çay mı demleyeceksin? He. Uf, gel bakayım Esmiş. Ben yoruldum, şunu kapatayım. Ben gelin yıkayım onu sonra dur. Dümümü değiştirmedim, dümümü değiştireceğim şalvarımı. Kazamla değiştireceğim. Üç gündür, iki gündür aynı şey giymiyor. Yani bir de iki gün, bir video çekiyor da bir gün de. Kızartı dün gene süt vereceğim. Bir gün geldim de. Şey, onun adı ne? Baban ahırın kapısını çakmış, gidip dışarı çıktım, gidip davaların yanından gittim. Bir zoruma gitti. Yürüdüm geldim, patladı, zapana bittim hakkıza.
Neyse arkadaşlar, bugün de akşam oldu. Diyorum ölmeyene her gün oluyor akşam. Melisam da gitti. İnşallah hayırlısına var Allah'ın izniyle. Allah'ın bütün çocuklarımızı korusun. Herkesi korusun. Kendinize iyi bakın. Biz Esma çay demeyeceğim. Burada kahvaltı yapacağız akşama. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Kanalımıza abone olup bol bol yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Buradan herkese kucak dolu selam gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bye bye.